Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika ötesi bir kurabiye tarifiyle karşınıza gelmek istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bildiğiniz bütün un kurabiye tariflerini unutturan tarif paylaşıyorum sizlere. Deneyenler kesinlikle ne demek istediğimi anlayacaktır arkadaşlar. Şimdi geçiyorum tarifime. Gereken malzemeler 150 gram yumuşak tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, vanilya, 1 su bardağı un ve bu tarifin olmazsa olmazı 3 su bardağı nişasta. Ben mısır nişastası kullandım. Ama buğday da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan tereyağının eritilmiş olmasın, yumuşak olması önemli. Ve vanilya olarak ben e, kendi kendim aldığım vanilya özütünü kullanmak istedim. Elimde var diye ama sizler tabii ki bir veya iki paket e, vanilya şekeri de kullanabilirsiniz. Videonun başında e, tırnaklarım oje var arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın e, videoya başladığımda fark etmedim. Çünkü gelen yorumlar e, bayağı baya eleştiri namında olduğu için bunu dikkate almaya karar aldım. Ee, videonun devamında zaten ojelerimi çıkarttım o yüzden kusura bakmayın diyorum ve videoma devam ediyorum tarifime yoğurma kabıma sıvı yağ yumurta yumuşak tereyağı ve pudra şekeri vanilya da ekleyerek güzelce elimle eziyorum tereyağımız yumuşak olduğu için kolaylıkla karışıyor zaten böyle maksat içerisinde büyük tereyağı parçaları kalmasın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Ve asla eritilmiş tereyağı kullanmayın. Yani aynı sonucu elde edemezsiniz. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve unumu da ekleyerek güzelce yoğurmaya devam ettim. Daha sonra 3 su bardağı nişastamı da ekledim. Ve hamurum toplanıncaya kadar yoğurdum arkadaşlar. Bu verdiğim ölçüler tam tutuyor. Gördüğünüz gibi hamurum toplandı bile. Bu şekilde. Hamurumuz çok güzel, çok yumuşak, kıvamlı bir hamur. Kolay şekil alan bir hamur gördüğünüz gibi. Ee, şimdi size küçük bir püf noktası göstereceğim. Bunu daha önceki kurabiye tariflerimde gösterdim. Şimdi hamurunuzu yoğurduktan sonra bu işlemi yapın. Yani elinizle hafif böyle bir dokunun eğer böyle pütürlü pütürlü bir görüntü olursa bilin ki hamurunuz olmuştur. Yani kesinlikle ağızda dağılan bir kurabiye elde etmişsiniz demektir. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp elimle yuvarlıyorum. Bu şekilde çok hafif de üstüne, üstüne bastırıyorum ve yan yana tepsimi diziyorum. Belirli aralıklarla koyun çünkü içinde kabartma tozu, tozu olduğu için Pişince kabaracaklar biraz. Fırınımı da 170 dereceye açtım, ısınıyor. Bütün kurabiyelerimi hazırladım gördüğünüz gibi. Şimdi 170 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum ve dikkatli olun. Her fırın farklılık gösterebilir ama 15 ile 20 dakika arasında pişecektir. Maksat kurabiyelerimizin Özellikle üzeri beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Pişme anını da sizlere kaydetmek istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Bu arada Fransızca kanalımı da aktifleştirmek istiyorum. O yüzden günlük oraya attığım videoları sizlere de sunuyorum ki desteğinize ihtiyacım var. Yani destek amaçlı da olsa benim için tıklayabilirsiniz büyük önemi var yani benim için şimdiden bütün herkese teşekkür etmek istiyorum yani anlamasanız bile tıklamanız yeterli Evet kurabiyelerim de gayet güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi dediğim gibi süreye takılmayın Maksat üzeri beyaz kalsın altı hafif pembeleşsin görüntü Bence kendini anlatıyor yani bir şey diyecek bir şey bulamıyorum maalesef yani umarım beğenerek izlemişsinizdir. Gerçekten bildiğiniz bütün un kurabiye tariflerini unutun. Ben bir dolu tepsiden ayrıyetten 4 adet daha çıktı. İnanın onları atmaya kıyamadım. Onları da pişirdim. 4 tane de olsa. Gördüğünüz gibi altı hafif pembeleşmiş. Üzeri de çatlamış. Ben sade bir şekilde tüketmeyi tercih ettim. Şimdi sizlere doku testi ile iç kısmını göstermek istiyorum. Yani nasıl dağıldığını görmenizi istiyorum. Abartmak istemiyorum ama yani görüntü de kendini anlatıyor diye düşünüyorum. Elinize, ağzınıza aldığınız an böyle kum gibi dağılan bir kurabiye. Gördüğünüz gibi. Harika ötesi. Tadını anlatamıyorum bile yani mutlaka denemeniz gereken bir kurabiye diye düşünüyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bu arada bugün kandil, hayırlı kandiller herkese. Ve Ramazan yaklaşıyor. Sizlerden ricam, ben, be, benden istediğiniz özel tarifler varsa bunu lütfen bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben de liste halinde hepsini yazacağım. Küçük bir not defterim var zaten. Bunu bilenler biliyordur. O not defterime aktaracağım sizlerden gelen talepleri ve elimden geldiğince bütün istediğiniz tarifleri çekmeye çalışacağım. Bu yemek olur, tatlı olur, hamur işi olur. Yani hiç fark etmez. Siz yeter ki yazın. Ben kendi çapımda araştırmamı yapıp sizlere tarifi sunmaya çalışırım her daim. Sahurluk tarifler de olabilir. Yani bu konuda gerçekten yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Ve az önce dediğim gibi Fransızca kanalıma da lütfen desteğinizi esirgemeyin. Çünkü Fransızca tariflerimi isteyen birçok arkadaş vardı. Ama onlara nasıl ulaştırabileceğimi henüz bilmiyorum. Çünkü kanalım çok küçük olduğu için biraz büyümeye ihtiyacı var. O yüzden sizlerin desteğine gerçekten ihtiyacım var. Oraya her video attığımda linkini kendi bu nefis tarifler kanalımda da paylaşacağım. Zaten birkaç gündür yapıyorum. Gör, görenler mutlaka olmuştur. Dediğim gibi hem abone olup hem tıklamanız benim için büyük önemi var. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi umarım tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Bu kanalıma da henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.